Bütün belediye başkanlarımızdan memnunuz. Belediye başkanlarımız gerçekten de bir tarih yazdılar. Bütün engellemelere rağmen beldelerine hizmet ettiler. En zor günlerde vatandaşın yanında oldular. Ta burada önemli kritik cümle şu: vatandaşın yanında olurken hiçbir ayrım yapmamanız. Yani onun yaşam tarzı, onun kimliği, onun siyasi dünyaya siyasi bakışı hiçbir farklılık gözetmeden herkesin yanına gidip herkese hizmet vermek gibi bir süreci başlattınız. Bu bizim açımızdan da Türkiye açısından da çok önemli bir değerlendirme. Maske üretimine bundan sonra da devam edin. Üretemeyen belediyelerimiz söylediler. Dediler ki eğer kumaş alınırsa biz o belediyelere her türlü imkanı sağlayabiliriz, dikeriz ve kendilerine gönderebiliriz diye. Bazı belediye başkanlarımız dezenfektan ürettiklerini de ifade ettiler. Çoğu yerde belediye başkanlarımız bunu yapıyorlar. Üretemeyen yandaki ya da yakındaki belediye başkanlarımızı da bunun bir şekliyle verilmesi lazım, sağlanması lazım. Ben belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Demiştim ki önümüzde sınavlar var. LGS sınavları ve YKS sınavları var. Dolayısıyla okulların önünde mutlaka su bulundurun. İki kurşun kalem, 15-20 tane, 30 tane kurşun kalem bulundurun ve yeteri kadar maske bulundurun. Anneler, babalar gelecek, çocuklarını getirecekler. Olur ya birisinin kalemi kaybolursa belediye hemen o kurşun kalemi verebilmeli. Maskesi olmayabilir, maskesini kaybetmiş olabilir, düşürmüş olabilir, yeni maske ihtiyacı olabilir. Belediye başkanımız hemen o maskeyi verebilmeli, orada görevliler verebilmeli. Çocuk susuz kalabilir, çıkınca su isteyebilir. Belediye aynı zamanda onun su ihtiyacını da karşılayabilmeli. Üç tane şey söyledim. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Tabii pandemi sürecinde böyle bir sınavın yapılması, yani sınav tarihinin erken alınması gençler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Anneler babalar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Çünkü pandemi sürecinde her anne baba çocuğunun güvenli bir ortamda, sağlıklı bir ortamda sınava girmesini ister. Bununla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını ister. Ama gelen görüntüler maalesef çok sağlıklı değil. Anneler babalar için de, sınava giren çocuklarımız için de riskli bir ortam, özellikle sınava girişte ve sınavda çıkışta riskli bir ortamın olduğunu görüyoruz. İnşallah, inşallah diyelim, bütün çocuklarımız COVID-19 sürecini, salgınını sağlıklı bir şekilde atlatırlar. En büyük temennimiz de bu. Sizler belediye başkanı olarak sınava girilen çocuklar, aileler için biliyorum bütün belediye başkanlarımız çoğu yeri dezenfekte etti. Az önce sizler de söylediniz. Bundan sonra da sınava girecek çocuklarımız için gerekli güvenliği sağlarsanız son derece mutlu olurum.